Sayın Vali Yardımcı, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok değerli Süleyman Paşa Belediye Başkanı, Sayın Genel Müdürü, değerli il müdürlerim, değerli daire başkanlarım, odalarımızın çok değerli başkanları, yöneticileri, temsilcileri, çok kıymetli misafirler, basınımızın çok değerli temsilcileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Sağlıkları Birliği arasında izahına protokol gereğince bir seminer toplantısı tabii yapıyoruz bugün burada. Bu toplantımızın özellikle bu bölgeyi seçtik çünkü bu bölgeye gerçekten bir buğday ambarı, bir çerçeği ambarı, bir ayçiçeği ambarı ve Türkiye'nin çok önemli para potansiyeli olan bir bölgesi, Trakya bölgesinde bu toplantıyı sizlerle beraber gerçekleştirmekten ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii biraz evvel ifade ettim, burası çok önemli bir tarım merkezi. Gerçi Türkiye topraklarının %3'ü bu bölgede ancak tarımın ağırlığı çok daha fazla. Ayçiçeği üretiminde Türkiye birincisi, çeltik üretiminde bu bölge Türkiye birincisi, buğday üretiminde yaklaşık olarak 1.750.000 ton buğday üretimiyle Konya'dan sonra Türkiye ikinciliği oldu. Ve hayvancılık çok hızlı bir şekilde gelişmiş durumda. Hayvan varlığının %96,5'u yaklaşık olarak saf ve melez sıtıklardan oluşuyor. Tabii bunlar çok önemli şeyler. Özellikle tarım sektörünün de önümüzdeki dönemde enerjiyle beraber çok önem kazandığını düşündüğümüzde bu bölgenin tarım potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu veya dikkate alması gerektiğini hepimizin de bilmesi lazım ve değerlendirmelerimizi de buna göre yapmamız lazım. Şimdi bu bölgede tabii özellikle ayçiçeği çok yakın takip ediyoruz. Ayçiçeği üretimi çok önemli. Bu sene yağışlar iyi geçti ve %7,5 civarında üretimde bir artış var. Ama işte artışın olduğu yerde, üretim artışının olduğu yerde belli bir planlamaya sahip olamadığımız için zaman zaman bir fiyat baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte üreticilerimiz hemen buraya gelirken beni aramaya başladılar. Dediler ki, değerli başkanım, soyaya, panoya 40 lira, 50 lira veriliyor. Niye ayçiçeğin 30 lira veriliyor? Ayçiçeğin de desteklemelerini artması lazım dediler. Tabii ki haklılar. Birazdan değerli başkanlarla da iyi toplanacak. Onların tabii görüşleri önemli, görüşlerini alacak. Haklılar. Çünkü Türkiye bugün yağlık olarak 3.2 milyar TL. Yani bu verdiğim rakam Ocak ve Ekim dönemini kapsıyor. Yılbaşında daha bu, yılbaşından sonra daha artacak. Tarım sonu itibariyle 3.2 milyar dolar civarında düz. Yani hem yağ, hem yağlı tohum hem de küspe ithal ediyoruz. Dolayısıyla ayçiçeği üretimi bu manada çok önemli. Ayçiçeği üretimini artırmamız lazım. Verilen desteklerle artırmamız lazım. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini muhakkak süreçte aşağı çekmemiz lazım. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Özellikle mazotta, elektrikte ve gübrede çok ağır bir yüküyle karşı karşıyayız. Bu yükün bizden bir miktar daha alınması gerekiyor. Bunların farkındayız. Ve üretici birliklerinin yine bu bölgede şöyle olması bir kadar da önemli. İşte bu bölgede Trakya Birlik var. Trakya Birliği için alsanız ayçiçeği akıbetini düşünmek bile istemiyorum. Bu birliklerin de muhakkak sürekli idari ve mali yönden daha güçlü hale getirilmesi lazım ve desteklenmesi lazım. Yani birlikler aslında sadece yağlı tohumlar ve diğer sektörler açısından yani tarımsal diğer faaliyetler açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün benim bir diğer aklım var gazetede olduğunu bilmiyorum. Özellikle yaş ve ev üreticilerinde üretici birliklerinin fonksiyonel olmaması 12 liraya sattığımız maydanozu tüketicimizin 77 liraya yemesini sağladı. Bakın geçen ben Adana'daydım. Nariye, narenciye üretiyoruz.
Irak'tan istikrarsızlık, Suriye'deki istikrarsızlık, bu bayağı bir problemler. Rusya'nın ekonomik krizinde olması nedeniyle nanenci üreticisi fevkalade zor durumda pazarlama sorunuyla karşı karşıya, ama tüketiciye geldiğinizde nanenciyi 7 kat pahalıydı. Bu sektörde örgütlenmenin olmadığını gösteriyor. Ekonomik örgütlerin yetersizliğini gösteriyor. Buna bir çare bulmamız lazım. Muhakkak süreçte üretici birliklerini daha komplike hale getirmemiz lazım. Bakın çok önemli. Planlama yapan, pazarlama sorununa çare bulan üretici birliği istiyoruz biz. Yoksa üretici birliklerini kurduk, bize destek verdik. Müdahale alanı yapamıyor mu? Yapamıyor. Pazarlama sorununa çare bulabiliyor mu? Bulamıyor. Soğuk hava zincirlerini kurabiliyor mu? Kuramıyor. Niye üretici birliklerini kurduk biz? Üretici birliklerini daha fonksiyonel hale getirmemiz lazım. Türkiye Zavallıları Birliği ve Zavallıları bir destek konuşur. Bir ekonomik örgüt değil, ekonomik faaliyetlerde bulunmakla beraber ama asli görevimiz o değil, anayasal destek konuşur. Üretici birliklerinin ve kooperatiflerin muhakkak süreçte bu ülkede desteklenmesi lazım. Aksi takdirde arz talep dengesinin sağlanamadığı noktalarda büyük problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu bölgeye çelik üretiminin %56'sını karşılıyor, bu çok önemli. İşte geçen gel görende çelik tasarımı yaptık bu bölgede. Çok önemli ve yine söylüyorum, Konya'dan sonra da hububat üretiminde. Tabii burada sokak bastığı ofislere büyük görev düşüyor, bunları ifade edeyim. Özellikle temel ürünlerde, ki bunlardan bir tanesi de buğdaydır. Buğday alanlarında toprak bastığı ofisinin piyasayı çok iyi takip etmesi, ne zaman girmesi gerekiyorsa piyasaya o zaman girmesi, uygun fiyatla girmesi ve üreticiyi de tüccarın eline bırakmaması fevkalade önem taşıyor ve biz bu manada zaman zaman toprak mahsulü ofisiyle beraber çalışıyoruz ama uyarılarımızla tabandan gelen şikayetler üzerine uyarılarımızla kendilerine yapıyoruz. Tabi burada özellikle değerli başkanlar buradayken bir şey ifade etmeden geçemeyeceğim. Değerli başkanlar, bu bölgede özellikle İstanbul'da ve Trakya bölgesinde Tekirdağ dağlarının başında verimli arazilerimizi hızlı bir şekilde kaybettik. Bu manada toprak kurumlarına büyük görev düşüyor. Kamu yararı maddesini lütfen istifade etmeyelim. Kamu yararı diye verimli arazileri imara açmayalım. Bu topraklar ülkemizin geleceği istikbali, çocuklarımızın istikbali. Bu topraklar açık fabrika. Fabrika üzerine fabrika kurulmuş günahdır ve mali vardır. Cenab-ı Allah bu toprakları bize yapılaşma için bahşetmedi, üretelim ve bu ülkeyi besleyelim diye başlıyoruz. Ve bu toprakları lütfen sadece bizim işimiz değil, bu hep beraber koruyalım. Büyükşehir başkanlarımız özellik, artık Türklerimiz mahalle oldu ve Türkiye topraklarının %56'sı bugün Büyükşehir ülkeleri dahilinde. Bu topraklarımızı size emanet ediyoruz değerli başkanlarım. Lütfen bu sektöre gönül verelim. Gönül verelim ve sahip çıkalım. Sizden de sınavım bu. Çok çocuklarımızın istikbalini de bu şekilde korumuş oluruz. Tabii bu bölgede yine söylüyorum. Hayvancılık çok önemli. Yalnız süt fiyatlarıyla zaman zaman büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türk Konseyi'nde de bir arkadaşımız var. Sanayici bizi bir hayli uğraştırıyor. Zaman zaman da bakanlıkla işbirliği yapıyoruz bu manada. Ama şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Sanayicimiz kendi ayağına zaman zaman kurşun sıkıyor. Yani kendisine ham madde sağlayan, kendisine kaynak sağlayan değerli üreticimizin alın terini ve emeğini değerlendirmekte nedense biraz ihmal gösteriyor, cimri davranıyor. İşte biz bu manada bir müdahale kurumuna ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Bunu Sayın Başkan'a götürdük. Sütte muhakkak söyledi, et ve süt kurumu oluşmasını istedik, talep ettik ve o zaman talimat verdiler ve et ve balık kurumu, et ve süt kurumu haline geldi biliyorsunuz. Şimdi et ve süt kurumunun zaman zaman süt fiyatları aşağı düştüğünde piyasaya müdahale etmesi çok önemli. Bunun bütçesi oluştuğunda et ve süt kurumları piyasaya müdahale edecek. Buna ihtiyacımız var. Çünkü biz 5 yılda bir artık hayvanlarımızı kesinlikle kurmak istemiyoruz. Biz 4 yılda, 5 yılda bir
kesime gönderdiğimiz hayvanların yerine yabancı ülkelerin çiftçilerini finanse ederek hayvan getirmek de isteniyor. Açık söylüyorum. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Eğer ana varsa dana vardır, süt hayvanımız varsa besi hayvanımız vardır. İşte ette yaşadığımız ithalat meselesi de süt hayvancılığımızı sürdürülebilir noktada kılmadığımızdır. Açık söylüyorum. Bunun önüne geçecek olan en önemli unsur, en önemli enstrüman piyasada fiyat istikrarını yakalamamızı sağlayacak olan bir müdahale durumudur. Bunun da adı ette süt durumudur. Et balık durumu, ette süt durumu olur. Onun için bir an evvel bunun da Türkiye genelinde, Türkiye çapında fonksiyonel bir şekilde görevini inşa etmesini bekliyoruz. Tabii ki birazdan değerli başkanlarından değişik sürüyle sorularını da alacağım. Buraya gelmişken onları da dinleme imkanı bulacağım. Yalnız tabii bu şu açıdan da çok önemli. Şimdi tabii siz tarımı desteklemezseniz zaten teknoloji de kullanıyorsunuz. Teknoloji de kullandığınızda bir fazla iş gücü açığa çıkıyor. Desteklemezseniz bir fazla iş gücü. Yani gizli işsizlik dediğimiz olay var. Sosyal güvenlik kurumuna baktığımızda kayıt işçiliğinin en fazla olduğu sektörün de tarım sektörü olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan tarım sektörünü destekleyeceğiz, bir taraftan da tarımda kırsal kalkınmayı sağlayacağız. Yani iş gücü fazlasıyla muhakkak sürede tarım kesiminde yani kırsalda istihdam edeceğiz. Bakın bu çok önemli. Şimdi karıştırdığımız bir şey var. Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal nüfus %25'tir. Tarım nüfusu %3, %5'tir. Yani tarımda çalışan azdır ama bunlara kırsalda tarım dışı istihdam yaratmak suretiyle bunları varoşlara gecekondu olarak göndermemişler. Orada istihdam sağlamışlar. Ama Türkiye'ye geldiğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'de tarım nüfusu bugün %24-25'ler mertebesindedir. Tarımda çalışan nüfusumuz bu. Çünkü niye? Tarım dışı istihdam yaratamadığımız için kırsal kalkınmayı tamamlayamadığımız. İşte kırsal kalkınma yatırımlarına bu manada fevkalade önem veriyoruz. Tarımdan kopan da direkt büyük şehirlere gidiyor, varlıklara gelecek onda olarak gidiyor. O da ayrı bir problem tabii ülke için. Bunun önüne geçmemiz lazım. Sosyal güvenlikte kayıt dışılığı azaltmanın bir yolunu da bu olduğunu düşünüyorum. Tabii sosyal güvenlik kurumu çok önemli bir kurum. Türkiye'nin büyük kurumlarından, iktisadi kurumlarından bir tanesi. Özellikle reform paketinden sonra da çok hızlı bir gelişme gösterdi. Toplum ihtiyaçlarını dikkate alan çok önemli bir değişim içerisine girdi. Ben de hani tarım kesimini temsilen oradayım. Bu çalışmalara katkı vermeye çalışıyorum. Aslında bugün toplantımızın bir amacı da tarım kesimi olarak sosyal güvenlik kurumunun kayıt dışılığını önleme noktasında bir mesafe almak ve tarımdaki bu kayıt dışılığını azaltmak. Burada eksik olan bilgiyi de bu bilgiyi de çiftçilerimizle ve değerli başkanlarımızla bugün paylaşmak istiyoruz. Tabii burada özellikle Ziraat Odaları Birliği'nin son yıllarda özellikle kanunu değiştirdikten sonra büyük bir atak içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii Ziraat Odaları sadece toplantı yapmıyor, kendi toplantımız ama 2013 yılında da yine 14 ilde bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu arada 81 ilde otomasyon çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz ve 81 ile Ankara'ya çağırdığımızda da yine Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı bilgilendirme çalışması yaptı değerli personelimize. Bunun dışında tabii bizim Meslek Yeterli Kurumu ile Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla hem çiftçilerimizin, hem kadın çiftçilerimizin, hem de gençlerimizin eğitim programı var. Bunu Türkiye'nin her tarafında yapıyoruz. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'yla yaptığımız Türkiye çapında çalışmalar var. 200'e yakın Avrupa Birliği Kırsal Uzlaşma Projesi'nde ziraat odalarımız hayata geçirdi. Ve yeni gelişen teknolojiler de çiftçimizin tanışmasını sağladılar. Bu fevkalade önemli. Yeni Orman ve Su İşleri Bakanlığı'yla ağaçlandırma projelerimiz devam ediyor. Tabii odalarımızdan beklentilerimiz fevkalade yüksek. Bize gelen para, açık söylüyorum, bunu üretici birliklerine de söylüyorum, Türkiye'deki kooperatiflere de söylüyorum. Bize gelen para alınmıyor. Bize rant parası, faiz parası, bilmem ne parası gelmiyor derler. Çiftçinin alıp geri geliyor. Belki bankaya borçlanıyor, geri maliyatı veriyor. Belki kazancı yetmiyor, bankadan para alıyor.
bunu çiftçi için son kuruşuna kadar harcayamazsa bu hesabı Allah'a verir. Bu para bu kadar önemli değerli başkanlar, bu paraya dikkat edin. Vallahi de bin tane bu para hepimiz yeter. Bak size söylüyorum, bu para hepimiz yeter. Bu parayı son kuruşuna kadar değerli çiftçilerimizi kullanacağız. Sadece başkanlarıma söylemiyorum. Burada çalışan kentlerimiz var, değerli başkanlarımız burada. Sizlere de söylüyorum. Muhakkak sürekli gelen parayı çiftçimiz için kullanalım. Hangi ihtiyacı varsa lütfen orada kullanalım. Çünkü bu parayı çiftçimiz bize onun için veriyor. Onun için ben değerli başkanlarımın her zaman önemli işlerinde bulunmaya çalışıyorum. Önemli açılışlarında bulunmaya çalışıyorum. Yatırımlarında bulunmaya çalışıyorum. İşte geçen gittim Aydın'da Zeytinyağı Bankası'nı açtım. Benim olan tarafından yapılan. Ve oda başkanı beni aradı. Zeytinyağı Bankası'nı buraya kurdum. Zeytin ve zeytinyağı fiyatları başkanımızın bir anda benim bu içeride %70 artacak. Bunları da yapıyoruz. Bunları da yapmamız gerekiyor. Ürün işleme tesisleri kuruyoruz. Yine söylüyorum. Makine parkları kuruyoruz hızlı bir şekilde. Ve bu eğitim çalışmaları da çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Girdi mağazaları oluşturuyoruz. Niye oluşturuyoruz? İşte piyasadaki fiyat istikrarını sağlama adına bir miktar daha fiyatları aşağı çekme adına girdiler. Çünkü zaten pahalı odalarımız bir miktar girdi fiyatlarını aşağı çekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu ekonomik örgütlerin görevi ama ekonomik örgütler şu an için altyapı olarak Türkiye'de yetersiz olduğu için ziraat odalarımız olarak da böyle bir fonksiyonu üstlenmiş durumdayız. Yapmak zorundayız. Tabii bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu aşağı yukarı 28 bin personeli 80 bin il müdürlüğü var ve 485 sosyal güvenlik merkeziyle Türkiye'nin her tarafında hizmet veren bir kurum. Sosyal güvenlik merkezlerini de hızlı bir şekilde açıyoruz. İşte bize yönetimden çıkıyor bunlar. Yönetime gelen sosyal güvenlik merkezi ihalelerine onay veriyoruz ve Türkiye'nin her tarafında çiftçimizin kurumla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu artışlar hızlı bir şekilde de devam ediyor. Yine söyledim, tabii bu arada 2008 reformundan sonra kurumdaki büyük bir değişim olduğunu, aktüel dengenin daha fazla sağlandığını, yani prim gelirlerinin giderlerini karşılama oranının daha fazla yükseldiğini, ama sosyal devlet olma tabii anlayışından da bu kurumu vazgeçmedi. Biraz evvel Ahmet Bey söyledi, bu ilkeden de vazgeçemez. Bunu çok dengeli bir şekilde, akıllı bir şekilde götürdüğünü söyledim. Ancak tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mali sürdürülebilir olması çok önemli. Dünyada zaten böyle bir problem var. Çünkü dünyanın ihtiyaçları yok. Ve mali sürdürülebilirliği sıkıntıya koyuyor. İşte burada en önemli enstrüman, mali sürdürülebilirlik açısından en önemli enstrüman kayıt meşruluğu önlenmesi. Dünya zorlaşıyor. Bunun için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Teşvikler verirsiniz, denetlemeler yaparsınız, cezalar verirsiniz. Ama burada en önemli şey anahtar kelime toplumsal uyarılığı sağlamak. Yani kayıt dışılığı ülkemize, insanımıza, toplumumuza zarar vermeyen insanlarımıza anlatamadığınız müddetçe. Ne yaparsanız yapın, kayıt dışılığı azaltma şansımız yok. Önce kendiniz inanacaksınız. Kendiniz inanacaksınız. Kendiniz inanırsanız toplumu inandıracaksınız. Önce bizler inanacağız buna ve toplumumuzu da buna inandıracak. İşte bu toplantıların bir maksadı da bu. Ha yoksa gönderirsiniz müfettişi, ceza kesersiniz. Ceza tek başına yeterli değil ki. Orada ölçüyü kaçırırsanız karşı tarafından göz çıkartırsınız. Özellikle küçük işletmelerdir. Bakın cezai müebbiyeyle sık sık karşı karşıya kalması küçük işletmelerin kapanmasına da sebep verilmelidir. Böyle bir riski de var. Özellikle Türkiye'de küçük orta boy işletmeler, bunlar tarım işletmeler de dahil, bunları teşvik etmediğiniz takdirde ve bu işletmeleri bilgilendirmediğiniz takdirde bu işletmelerde kayıt dışılığı önüne geçmenin mümkün olmadığını da hepimiz biliyoruz. İşte bu çalışmalarımız, bu gayretlerimiz tamamen bununla ilgili. Tabii tarım sektöründe de yine söyledim, en fazla kayıt dışılığı var. Bunu da bir şekilde önümüzdeki yıllarda kayıt altına almaya çalışacağız. Değerli başkanlarımdan da şunu rica ediyorum. Tabii özellikle geliri az olan şeyler var.
çiftçilerimiz var. Yani onların tabii kriterleri var. Asgari ücretin